Anneciğim dur bir ateşine bakalım. Dur anneciğim ya. 36,8, 37 derece olmuş ateşin. Ama ateş düşürücü verdim. Daha çok düşmesi gerekiyordu. Tamam anneciğim, iyi misin? Hastalık mı geldi sana, kıyamam. Rüya. Anneciğim sana kötü bir haberim var. Kardeşim bugün birazcık hasta. Ne? Vallahi kardeşim birazcık hasta, ateşi var. Ateş düşürücü verdim ama Çok sıcak olmuş. sıcak değil mi vücudu? Benim canım pişti be. O zaman sen bugün ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bebek bakıcılığı yapacaksın. Hani? Hasta bakıcılığı da diyebiliriz. Şimdi nasıl yapacağını biliyor musun? Önce ona yemek yedirmelisin. Ondan sonra hasta olduğu için yatıp... Efendim? Evet anneciğim, ölçtük, yeni ölçtük. Yemek nedir? İstersen şöyle bir şey yapalım. Patates yedirebilirsin ona, haşlanmış patates. Rüzgar. Başka ne yapacaksın peki? Sen de yiyebilirsin. Beraber yiyin. Peki başka ne yapacaksın? Yer yatağı yapacağım. Yer yatağı yapacaksın. Yatıp rahat etsin, dinlensin diye mi? Tamam. Başka ne yapacaksın böyle? Onun Mama. onu eğlendirmen lazım. Artık şarkımı söylersin. Onun. Hem şarkı söylemem de onun. Ye de bakalım. Aferin. Aferin ya, sen bayağı bebek bakıyorsun. Rüzgar, ama sen de yukarılarda çıkma. Ablanın sözünü dinle. Otur, evet. Ne yapıyorsun orada? Bak, Rüya sana yemek yedirebilmek için nerelerde? O da hem yiyor hem kaçıyor arkadaş. Anlamadım ki ben seni. Otursan da kız rahat rahat yedirse olmuyor mu? Ağzın doldu bu sefer. Rüya galiba kusacak kardeşin. Çok dolmuş ağzı. Ne oldu? Güzel mi? Lezzetli mi? Evet, şimdi ne yapacaksın? Sen de mi yedin? Tamam, sen de. Arkadaşlar, bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bizim evimizde böyle birisi hasta olduğu zaman önce birazcık patates haşlıyoruz ki ilaç içerken falan bizim midemizi sanki biraz rahatlatıyor. Mide bulantısını önlüyor, değil mi anneciğim? O zaman ikinci etaba geçiyorum. Rüzgar'ın rahat edebileceği bir yatak hazırlamalısın. Koş yukarı. Dur, ben de geliyorum, bakalım neler seçeceksin. Anneciğim, bulabildin mi bir şeyler dolaptan? Olur, çok güzel olur. Hadi bakalım. Yastık aldın mı? Tamam, süper. Hadi inelim o zaman. Evet, şimdi nasıl hazırlayacaksın yatağı? Yardım etmemi ister misin? İstemiyorsun. Peki kendini hallet o zaman. Hasta kaçmış. Bebeğin kaç. Bebek kaçmış. Rüya bebek kaçmış. Bebek, buraya geri gel. Dışarı çıkamazsın. Bebek. Balkona çıkar ya, dışarı çıkar ya sen. Evet bebek, gel buraya. Sonunda bebeğimizi içeri sokabildik. Oğlum, eğlenmen için değil. Tamam. Vallahi çok güzel yaptın Rüya. Aslında onu iki kat da yapabilirdin. Ben de çıkacağım. De. Yaramaz çocukları var Rüya'nın. De. Ama biz de oyun oynuyoruz. Gel. De. Bir. Rüzgar, koltuğa hadi. De. Geliyor. Tamam. Şimdi devam edebilirsin yatağını hazırlamaya. Ama bizim bir şey söyleyeceğim. Rüya, galiba hastayı iyileştirmeyi başardık ama değişik bir yöntem. Efendim? De mi yapacağız? Tamam, bekle. Bak, kız yatak yapıyor sana, sen neredesin? Sen de az önce yapıyordun annenim, hemen sudan atma. Tamam. Hadi. De. De. Evet.
Gerçekten rüya kızdı bize, yalnız bir şey diyeyim ben sana. Galiba tamam burası. Televizyon da mı açsak acaba ona, yoksa sen mi eğlendireceksin? Televizyon açmayalım bence. Bugün televizyon izledi çünkü. Sen eğlendir onu. Hadi yat Rüzgar, sen de gel. Gel anneciğim. Ha. Oraya değil, ta buraya yatacaksın. Ablan yer hazırladı senin için. Yat bakalım hadi. Evet. Sen üzerine ört anneciğim onun. Şimdi sen de yanına otur, ona şarkılar söyleyerek onun mutlu olmasını sağlayalım. Hangi şarkı söyleyeceksin? Mini mini bir kuş mu, küçük kurbağa mı? Ay, gözlerini de kapattı. Uyudu, uyandı. Uyku arkadaşı mı? Aa, ben de oynayacaksın falan sanıyorum. Aa, o da yanına kıvrıldı, yatıyorlar ikisi. Olsun, bir şey olmaz. Zaten yaran da iyileşmişti artık. Anneciğim daha iyi misin? Hadi yat bakalım. Hadi.